Yüksek öğretim kurumları görevde yükselme ve umman değişikliği sınava hazırlık soru ve cevapları. 36 soruluk video bölüm 1. Soru 1. Aşağıdaki akademik ya da idari ummanlardan hangisi üniversiteler arası kurul tarafından verilir? A. Doktor öğretim üyesi. B. Doçent. C. Profesör. D. Dekam. Cevap B. Soru 2. Devlet memurlarının kurduğu sendikalar ile yürütülen toplu iş görüşmeleri sonucu ortaya çıkacak uzlaşmazlığı hangi makam çözer? A. Yüksek Hakem Kurulu. B. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu. C. Kamu Görevlileri Etik Kurulu. D. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı. Cevap B. Soru 3. Aşağıdakilerden hangisi devlet memurlarına tanınmış haklardan biri değildir? A. Dilekçe hakkı. B. Toplu iş görüşmesi yapma hakkı. C. Grev hakkı. D. İzin hakkı. Cevap. C. Soru 4. 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununa göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. Toplu sözleşme hükümleri, sözleşmenin yapıldığı tarihi takip eden 3 mali yıl için geçerlidir. B. Toplu sözleşme görüşmeleri, kamu görevlileri adına kamu görevlileri sendikaları heyeti katılır. C toplu sözleşmeyi imzalamaya kamu idaresi adına kamu işveren heyeti başkanı yetkilidir. D. Toplu sözleşme ikramiyesi hariç olmak üzere toplu sözleşme hükümlerinin uygulanmasında sendika üyesi olan ve sendika üyesi olmayan kamu görevlileri arasında ayrım yapılmaz. Cevap A. Soru 5. Kamu kurum ve kuruluşlarının yaptıkları harcamaların bütçeye uygunluğu hangi kuruluş denetler? A. Devlet Denetleme Kurulu B Sayıştay C Danıştay D Maliye Bakanlığı Cevap B Soru 6 Aşağıdakilerden hangisi düzenleyici ve denetleyici kurumlardan biri değildir? A Radyo ve Televizyon Üst Kurulu B Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu. C. Sermaye Piyasası Kurulu. D. Gelir İdaresi Başkanlığı. Cevap D. Soru 7. Güvenli elektronik imza kullanılmayan durumlarda paraf yerine geçecek kaydın elektronik ortamda alınmasına ne ad verilir? A. Elektronik imza. B. Elektronik onay. C. Elektronik ortam. D. Elektronik veri. Cevap B. Soru 8. 3628 sayılı kanun çerçevesinde devlet memurları kaç yılda bir mal bildiriminde bulunma yükümlülüğü vardır? A. Her yıl. B. 2 yılda bir. C. 3 yılda bir. D. 5 yılda bir. Cevap. D. Soru 9. Yazışma yapan makamlar arasındaki hiyerarşi yönünden, üst, aynı düzey ve alt makamlara birlikte dağıtımlı olarak yapılan yazışmalar hangi ibareyle bitirilir? A. Arz ederim. B. Rica ederim. C. Arz ve rica ederim. D. Saygılarımla. Cevap. C. Soru 10. 4734 sayılı kamu ihale kanununa göre tekliflerin geçerlilik süresi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A. 30 gündür. B. 45 gündür. C. 60 gündür. D. Tekliflerin geçerlilik süresi ihale dokümanında belirtilir. Cevap D. Yayınlarımızı beğenerek, yorum yazarak, arkadaşlarınızla paylaşarak ve kanalımıza abone olarak daha çok kişiye ulaşmamıza yardım edebilirsiniz. Soru 11. Devlet memurlarının görevleri sırasında haberdar oldukları konusu suç teşkil eden durumları yetkili makamlara bildirmelerine ne ad verilir? A. Müracaat B. İhbar C. Şikayet. D. Soruşturma izni. Cevap. B. Soru 12. 2547 sayılı Kanunun 36. maddesine göre bir öğretim üyesi, kadrosunun bulunduğu yüksek öğretim birimiyle sınırlı olmaksızın ve ihtiyaç bulunması halinde görevli olduğu üniversitede haftada kaç saat ders vermekle yükümlüdür? A. 12. B. 15. C. 10. D. 8. Cevap. C. Soru 13. 2547 sayılı kanununun 39. maddesine göre, aşağıdakilerden hangisi öğretim elemanlarının kurumlarından yolluk almaksızın yurt içinde ve dışında kongre, konferans, seminer ve benzeri bilimsel toplantılara katılmalarına, araştırma ve incelemenin gerektirdiği yerde bulunmalarına 15 güne kadar izin vermeye yetkilidir. A. Dekam B. Rektör C. Bölüm Başkanı D. Ana Bilim Dalı Başkanı Cevap B. Soru 14 2547 sayılı kanununun 54. maddesine göre öğrenciler hakkında disiplin soruşturmasına Olay öğrenildikten sonra ne kadar süre içinde başlanılması ve soruşturmanın en geç kaç gün içinde sonuçlandırılması gerekmektedir. a. Bir ay içinde başlanır ve en geç 30 gün içinde sonuçlandırılır. b. Derhal başlanır ve en geç 15 gün içinde sonuçlandırılır. c. Derhal başlanır ve en geç bir ay içinde sonuçlandırılır. d. Bir ay içinde başlanır ve en geç 2 ay içinde sonuçlandırılır. Cevap B Soru 15 2547 sayılı kanuna göre Türk Cumhuriyetleri ve akraba topluluklarındaki uluslararası antlaşmalarla kurulan üniversitelerden resmi davet alan öğretim elemanlarına en fazla ne kadar süreli aylıklı izin verilebilir? A 6 ay B 1 yıl C 18 ay D 5 yıl Cevap D Soru 16. 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu'na göre, dekan yardımcıları, enstitü ve yüksekokul müdürleri, konservatuar müdürleri ile bölüm başkanlarına ödenecek idari görev ödeneği, almakta oldukları aylık gösterge ve ek gösterge bürüt tutarının yüzde kaçı üzerinden hesaplanır? A. Yüzde yetmiş. B. Yüzde yirmi. C. Yüzde D. %10 Cevap B Soru 17. Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının idari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 26. Maddesi uyarınca aşağıdakilerden hangisi üniversite idari teşkilatı birimlerinden biri değildir? A. Genel Sekreterlik B. Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı C Üniversite Senatosu D Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Cevap C Soru 18 Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi dekanın görev, yetki ve sorumluluklarından biri değildir? A Üniversite idari teşkilatında görevlendirilecek personel hakkında rektöre öneride bulunmak. B. Fakülte kurullarına başkanlık etmek. C. Fakültenin ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesiyle birlikte rektörlüğe bildirmek. D. Fakülte bütçesiyle ilgili öneriyi fakülte yönetim kurulunun da görüşünü aldıktan sonra rektörlüğe sunmak. Cevap. A. Soru 19. Yükseköğretim kurumları yönetici, öğretim elemanı ve memurları disiplin yönetmeliğine göre izinsizi veya kurumca kabul edilen özrü olmaksızın kesintisiz 3-9 gün devamsızlık yapmak aşağıdaki disiplin cezalarından hangisini gerektirir? A. A. Uyarma B. Kınama C. Aylıktan kesme D kademe ilerlemeyi durdurma. Cevap D. Soru 20. Yüksek kurumları yönetici, öğretim elemanı ve memurları disiplin yönetmeliğine göre görevden uzaklaştırma ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A. Görevden uzaklaştırma, devlet kamu hizmetinin gerektirdiği hallerde, görevi başında kalmasında sakınca görülecekler hakkında alınan ihtiyati bir tedbirdir. B görevden uzaklaştırma tedbiri soruşturmanın herhangi bir safhasında alınabilir. C. Rektörlerin görevden uzaklaştırılabilmesi için Yüksek Öğretim Genel Kurulu'nun kararı şarttır. D. Görevden uzaklaştırılanlara bu süre içinde aylıkları ödenmez. Cevap. D. Soru 21. Devlet memurları tarafından kurulan sendikalar için toplu iş sözleşmesi imzalama hakkı 1982 Anayasası'nda hangi tarihte yapılan değişiklikle yürürlüğe girmiştir? A) 1995 B) 2001 C) 2005 D) 2010 Cevap D Soru 22 Yüksek Öğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliğine göre rektörler hakkında soruşturma açma yetkisi kime aittir? A. Üniversite Senatosu B. Üniversiteler Arası Kurul C. Milli Eğitim Bakanı D. Yüksek Kurulu Başkanı Cevap D. Soru 23 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre aşağıdakilerden hangisi istisnai memurluklardan biri değildir? A) Kaymakamlık B) Valilik C) Bakanlık müşavirliği D) Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Cevap A Soru 24 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre yer değiştirme suretiyle aynı yerdeki görevlere atananlar atama emirlerinin kendilerine tebliğinden ne kadar sonra göreve başlamak zorundadır? A) Aynı gün B) 3 gün sonra C) 1 hafta sonra D) 15 gün sonra Cevap: A Soru 25. Aşağıdaki mahkumiyetlerden hangisi devlet memuru olmaya engel değildir? A. Kasıtlı olarak işlenen bir suçtan dolayı 13 ay mahkumiyet. B. Taksirli bir suçtan dolayı 1 yıl hapis cezası ile mahkumiyet. C. Resmi ihaleye fesat karıştırma suçundan affa uğramış mahkumiyet. D dolanlı iflas suçundan dolayı mahkumiyet. Cevap B. Soru 26. 657 sayılı devlet memurları kanununa göre, yetki almadan gizli bilgileri açıklayan memurlara aşağıdaki cezalardan hangisi verilir? A. Uyarma B. Kınama C. Aylıktan kesme D. Devlet memurluğundan çıkarma. Cevap D. Soru 27. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre bir memura eşinin doğum yapması halinde isteği üzerine kaç gün babalık izni verilebilir? A. 10 gün. B. 15 gün. C. 20 gün. D. 30 gün. Cevap. A. Soru 28. 657 sayılı devlet memurları kanununa göre, memurlara ilişkin yasaklar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. Sendika ve üst kuruluşlara üye olamazlar. B. Kamu hizmetlerine aksatacak şekilde memurluktan kasıtlı olarak birlikte çekilemezler. C. Herhangi bir greve veya grev teşebbüsüne katılamazlar. D. Görevlerinden ayrılmış olsalar bile kamu hizmetleriyle ilgili gizli bilgileri açıklayamazlar. Cevap A. Soru 29. Aşağıdakilerden hangisi 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun memurlar için öngördüğü hizmet sınıflarından biri değildir? A. Mülki İdare Amirliği sınıfı B. Din Hizmetleri Sınıfı. C. Ulaştırma Hizmetleri Sınıfı. D. Emniyet Hizmetleri Sınıfı. Cevap. C. Soru 30. Devlet memurlarına verilecek hastalık raporları ile hastalık ve refakat iznine ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelike göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. Raporda kontrol muayenesi öngörülmüş ise kontrol muayenesi sonrasında tek hekim tarafından en çok 10 gün daha rapor verilebilir. B. Tek hekim tarafından bir memura en fazla 15 gün izin verilir. C. Tek hekim tarafından bir memura en fazla 10 gün izin verilir. D. Tek hekim tarafından bir memura bir takvim yılı içinde en fazla 40 gün rapor verilir. Cevap B Soru 31 Özel tahsisli, görev tahsisli ve hizmet tahsisli konutlarda oturanlar, tahsise esas görevin son bulduğu tarihten itibaren kaç gün içinde konutlardan çıkmak zorundadırlar? A 1 ay B 2 ay C 3 ay D 4 ay Cevap B Soru 32. Aşağıdakilerden hangisi kamu konutlarının tahsisinde esas alınan gruplardan biri değildir? A. Sıra tahsisli konutlar. B. Görev tahsisli konutlar. C. Merkezi tahsisli konutlar. D. Özel tahsisli konutlar. Cevap. C. Soru 33. 4734 sayılı kamu ihale kanununa göre ihalenin, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılması ilkesi açısından aşağıdakilerden hangisi temel kriterdir? a. Kalite ve teknik değer b. Maliyet etkinliği c. İşletme ve bakım maliyeti d. Fiyat cevap d. Soru 34. 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu'na göre aşağıdakilerden hangisi demokratik ve şeffaf yönetimin özelliklerinden biri değildir? A. Eşitlik B. Denetlenebilirlik C. Açıklık D. Tarafsızlık Cevap B Soru 35. Aşağıdaki kurum ve kuruluşlardan hangisi 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre düzenleyici ve denetleyici kurum bütçesine tabi değildir? A) Türkiye Büyük Millet Meclisi B) Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu C) Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu D) Kişisel Verileri Koruma Kurumu Cevap A Soru 36 Resmi yazışmalarda metin içinde yapılacak maddelendirmelerde hangi yola başvurulur? A Küçük harfler kullanılır. B Tire işareti kullanılır. C Rakamla numaralandırılır. D Nokta işareti kullanılır. Cevap A